Sinem ekinin yaprağının çayını içtiğinizde her türlü kabızlığa karşı etkilidir. Sinem ekinin şu fasulye gibi olan kapçıklarına da kapsüllerine de açlık otu diye satıyorlar zayıflatıcı olarak. Ama yani açlık otu kullanmak iyi değil yani. Zayıflayacağım derken sistem bulunur. Yaprakları çok güzel. Açlık otu diye satılan bu fasulye gibi kapsülleri o kadar iyi değil yani. Bağımlılık yapıyor gibi. Şimdi sinem ekiyle ilgili çok ileri geri konuşmalar var. Dünyada kabızlığa karşı en etkili bitkilerden birisi. Bunu ilaç firmaları kansere sebep olabilir falan filan diye yalan dolan haber yaptılar. İşlerine gelmiyor. Çünkü kabızlıkla ilgili bir sürü ilaç satacaklar. Eczanelerin içi boşalacak. Neuperlach kliniğinde Almanya'da 697 kolon kanseri, makat füstülü, hemoroid, variz gibi rahatsızlar olan hasta üzerinde araştırma yapılmış. Kanser yapıcı olmadığını, aksine bağırsakları çalıştırdığını belgelenmiştir. Melor kliniğinde 685 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Yapılan çalışmalarda kanser yapıcı değil. Aksine kabızlığı önlediği için kansere karşı faydalı olduğu belgelenmiş. Kanser enstitüsü toplam 764.343 Japonya Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından Profesör Doktor G.M. Tun E.E. Kale vesaire ortak bir çalışma yapmışlar İngilizlerle beraber. Bu çalışma sonucunda kansere sebep olmadığını, kabızlığı önlediğini, kanserin sebebinin yanlış beslenme nedeniyle kabızın kanseri zamanla tetiklediğini, aşırı yanlış beslenme, hızlı yemek yeme vesaire çeşit sebepler, alkol sigaranın tetiklediği belgelenmiştir. Sinem ekinin kabızlığı önlediği için kanser tedavisinde etkili olduğu belgelenmiştir. 764.343 kişi Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan çalışma. Yani bazıları illa kansere sebep olabilir diye sinem eki bir yafta vurmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Ben bu araştırma sırasında Peygamber Efendimiz'in bir hadisine rast geldim. Peygamber Efendimiz diyor ki sizlere sinem eki, tereyağı, bal ve kimyon tavsiye ederim. Çünkü bunlar ölümden başka birçok hastalığa şifadır diyor. Tavsiye ediyor. Tavsiye ediyorsa mutlaka faydası var, zararı yoktur. İlim adamları falan yerde klinik araması, falan yerde klinik araması diye yanıltabilirler. İşlerine gelmediği zaman ilim adamı kılığındaki kişiler diyelim daha doğrusu. Ama Allah'ın Resulü ne diyorsa odur. Klinik araştırmalar da zaten 764.343 klinik araştırmasıyla Japonya'da yapılan, başka ülkelerin de ortak çalışmasıyla bu kanserin sebebinin kabızlık, alkol, sigara, yanlış beslenme olduğu en çok da kabızlığın tetiklediği belgelenmiştir. Oysa bunu sinem eki ne yapıyor? Kabızlığı önlüyor. Şimdi birçok insanda kan basıncı nedeniyle tansiyon sorunu yaşıyorlar. Tansiyon hastası doktora gidiyor. Doktor hemen tansiyon kalp damar zannediyor. Tansiyon hastalıklarının sebebi %30'u 40'ı kalp damar rahatsızlığından kaynaklanıyorsa diğerleri kalp damar rahatsızlığından kaynaklanmıyor. Kabızlıktan kaynaklanıyor. Adam defacetini yapamayan insan ne olur? Altta oluşan basınç, kana karışan zehir kabızlıkta zamanla geçirgen bağırsak sendromu yaşıyor. Bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler kana karışıyor. Bu da beyne gidiyor. Kana karışan toksik madde kandaki sıvı oranı, toksik madde oranı artıyor. Böylece basınç nedeniyle kabızlıktan dolayı tansiyon oluyor. Yani tansiyonun sebebi illaki kalp damar rahatsızlığı değil. Şimdi ben böyle bir sorun yaşadım. Long Covid'den dolayı 3 defa Covid'e yakalandım. Son yakalandığımda evdeki aşçı hanımefendi hazretleri bu yemeğe ne yapıyor bu kadın dedim ya. Hem ofiste hem fabrikada hem evde yemekler salçalı. Düzelir ki salça katmıyor ki. Yok ki ya salça. Nasıl yok? Salça kokusu geliyor. Bozuk, küflü, koku, salça yok. Allah Allah. Salçaları çöp attım. Ne yesem salça kokusu geliyor. O zaman long covid'e yakalandım anladım. Long covid tansiyonu tetikliyor. Biraz da şekerli falan yemiştim aşırı. Doktora gittim. Ya bir gideyim bakayım ne diyecek. Bir tansiyon hapı yazdınız. Daha kötü yaptı. Dedim bu daha kötü yapıyor. Yok yok kullan geçer. O doktoru bıraktım. Başka özel hastaneye gittim. Dedim ki bak ben bu hapı kullandım. Tansiyonum daha da tetikledi. 3 tane tansiyon hapı yazdım. Başka doktora gittim. 5 tane hap. Başka özel hastaneye gittim. Hepsinin yan etkisi var. Hepsi aynı şeyi yazıyor. Bir tanesi bir de depresyon. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hiçbirisi long covid ne olduğunu bilmiyor. Bir tane dostum buraya geldi. Dedi ki nasılsın? Ya tansiyon sorunu var ama çözemedim. Long covid'den sonra çıktı. Dedi ki bende de var. Nasıl? 300 bin lira para harcadım dedi. Maddi durumu çok iyi. O hastane
hastane, bu hastane, şu hastane, long COVID'e yakalanmış, çok kötü, perişan. En sonunda doktorlar, psikologlar antidepresan yazınca en iyisi demiş nöroloğa gideyim, var mı bende bir sorun? Çok meşhur bir doktora gitmiş, demiş ki long COVID'den dolayı olabilir, olur, bunun kalple, damarla ilgisi yok. Asla kullanma, daha kötü olursun demiş. Ne olacak? Çözümü yok demiş. Çözümü yok. 2 yıl bekleyeceksin, yavaş yavaş geleceksin. Adam buraya geldi ruh gibi. Lavaboya gidecek hali yok. Ben çözerim dedim. Dünyada long COVID, COVID ile ilgili bütün çalışmaları inceledim. COVID'e karşı en etkili bitkileri bir ürün ürettim. Önce karanfil diye üretecektim, sonra zeytin diye ürettim. Zeytin yaprağı long COVID, mix ekstrak. Bunun birleşiminde zeytin yaprağı ekstraktı, ekinezya ekstraktı, kedi pençesi, cat claw, Orta Amerika'da, Kandide, COVID'e karşı, Afrika sarısı, Güney Afrika'dan, COVID'e karşı etkisi ispatlanmış bunların hepsi. Cordyceps, Himalaya dağlarında, Çin'de bağışıklık sistemini güçlendirir long COVID'e karşı. Ekinezya, şimdi Türkiye'de yetişiyor, eskiden Amerika'da adını, long COVID'e karşı etkili. COVID'in her türüne. Geven, Çin geveni, aslında Türkistan geveni, Türkistan'da yetişir ama adı Çin geveni. Astragalus, membro, bağışıklık sistemini güçlendirir. T hücresi, B hücresi, makrofaj hepsini harekete geçirir. Zencefil ekstraktı kansere karşı daha etkili. Mide bağırsaklar için özellikle seyahat hastalıklarında çok etkili. Kinezya denir. Yani araba tutması, vapur tutması, tren tutması gibi rahatsızlar. Çam kabuğu ekstraktı doğal antibiyotik. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı, kansere karşı bile etkili. Pycnogenol diye bir ürün üretmiştik. Adam diyor ki bu isimle üretemezsin, biz markasını aldık efendim. Bizden alacaksın ekstraktı. Kaç para ekstraktı? 2500 avro. Yapma ya. 25 bin lira. Hemen aradım. Mersin, alo, Ali Bey, çam kabuğu gönderdi. Gönderdi. Bizim tesisimiz var elhamdülillah. Destilasyon, ekstraksiyon, süperkritik. Hepsini üretiriz. Eterik yağlar üretiriz, üretiyoruz. Ekstraklar, sıvı toz ekstrak üretiyoruz. Ve süperkritik, hamdolsun. Ve hemen 500-600 liraya mal ettik. Pine bark, yani çam kabuğu ekstraktı. Evet, çam kabuğu ekstraktı, doğal antibiyotik. Kan sulandırıcıya gerek yok, çam kabuğu ekstraktı oldukça. Kan sulandırıcının daha etkili ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcı, doktor ömür boyu kan sulandırıcı kullanacaksın. Ya ömür boyu boş ver, birkaç ay kullanırsa o adam zaten eyvallah, güle güle. Bütün organları harap olur, çöker sistem. Her şeyi biter, her şeyi biter, her şeyi, anladınız siz. Zerdeçal ekstraktı, kansere karşı. Kurkumin, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tecrübesi, beycrübesi, makrofaj, hepsini harekete geçirir. Karanfil ekstraktı, doğal antibiyotik, göğüt ekstraktı, kandidaya karşı vesaire, kişniş vesaire vesaire. Burada 20 çeşit ekstrak, bitki ekstraktan oluşur. Long COVID'e karşı en etkili dünyadaki bitkilerin ekstraktı. Verdim bizim Osman Efendi'ye. 2 gün seni aradı, sonra beni aradı. Hocam %95 iyileştim. Halsizlik, dermansızlık geçti, tansiyon geçti, her şeyim iyileşti. Allah Allah, maşallah, vay canına. Long COVID'den kurtulduktan sonra adamcağız normale döndü. Bu kadar. Yani doktora gidiyorsun, tansiyonun var, hemen tansiyon yapıyor. Ya tansiyonu tetikleyen en az 10 çeşit farklı sebep var. 1- Psikolojisi bozuktur. Gerilimli, gergin, stresli, negatiftir. Sarı kantorun veya Lipzeng gerek. Lipzeng, Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletinde bir bölgede 27 akarsudan o suların etrafında oturan köylerde 27 köyde inceleme yapmışlar. Sudaki lityum oranı azaldı mı? O yörede yaşayan, o suyu içen insanlar gergin, gerilmiş, stresli, kavgacı, negatif. Her an bomba gibi patlamaya hazır. Taciz, tecavüz, intihar çok o bölgede. Hükümet kabul etmemiş. Olmaz demiş. Ya böyle saçmalık mı? Normal bir insanın günlük alması gereken ihtiyacı 150 mikrogram. Suda var bu. Ama bazı sularda 70 mikrogram, bazı sularda 170 mikrogram, bazı sularda 200 mikrogram. Mikrogramı düştükçe düştükçe problem yaşıyor. Alamayınca uzun süre lityum gerilimli, gergin, stresli, kavgacı, negatif oluyor. Birçok su arıtma tesisi firmaları, o bizim su arıtma tesisimiz çok iyi, içinde mikrop bırakmıyor. Mineral de bırakmıyor. Lityum yok. Lityum olmadı mı gerilimli, gergin, stresli, negatif, kavgacı ve uzun vadede Alzheimer hastalığını tetikler. Lityum eksikliği, anksiyete, panik atak, depresyon, hiperaktivite, bilişsel bozukluk, bipolar hastalığı, şizofren, migren, Parkinson. Bir sürü hastalık ortaya çıkar. Lityum azaldı mı beyin bozulur. İçme sularından alıyoruz biz bu. Su arıtıcı satmaya çalışıyorlar. Lityum yok. Onu da arıtıyor. Ne oldu? Adamı zehirledim. Farkına varmıyorsun. Bizim arıtma tesisimiz şöyle. Bana gelirler. Test yapalım falan filan. Ya hadi gidin işin.
bilir. Evet, Ayşe Hanım'ın arkadaşı çölyak hastası. Arkadaşının kocası. Adam onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Gittiği yerde, toplantılarda tabii psikolojisi bozuk. Onu yiyemem, bunu yiyemem, şunu yiyemem. Bizim ürünleri kullanmaya başlamış. Enginar setiyle biraz düzelmiş. Ama tam olarak kurtulamamış. Seçmek zorunda kalıyor. Bu Litzenk'i kullandıktan sonra psikolojisi düzelmiş. Evet, tüm psikolojik sorunlarda, ağır sorunlarda, şizofren, bipolar, panik atak, anksiyete, ölüm korkusu, migren, depresyon, birçok rahatsızlığa. Lityum oranı azalırsa sorunlar çoğalır. Lityum azalırsa, beyinde lityum azalırsa. Ha, bununla ilgili lityum karbonat, lityum sitrat, bir sürü kimyasal var. Onların yan etkisi çok büyük, tehlikeli, el bombası. Lityum oratat ise Almanlar üretmiş. Böyle kutunun içerisine koyuyormuş gibi lityumu alıyor bunu, oratik asit. Beyne taşıyor. Sağda solda trafikte takılmıyoruz. Hiçbir sorun olmuyor. Lityum. Lityum oratat. Oratik asit. Faydası var. Zararı yok. Litzenk. Ama lityum sitrat, lityum karbonat, lityum falan filan bunlar yan etkisi çok büyük. Doktorların yeşil reçete, kırmızı reçete ile yazması gerekir. Bir de bağımlılık yapar. Yan etkisi çok büyük. Tansiyonun bir diğer sebebi vatandaş askerlik yaparken 2-4 nöbetinde diğer asker 4-6 nöbetinde gelecek olan arkadaşı uykudan kalkıp gelememiş. Ayak baş parmakları donmuş. Zaten zatüreymiş. Akciğerinde problem varmış. Daha da ağırlaşmış. O günden sonra tedavi görmüş. Mağlulen emekli olmuş. Tansiyonu fırlıyor, çıkmıyor. Kalpten akciğere giden damar, pulmonel arter, yani akciğer arteri daraldığı için, büzüldüğü için tansiyon fırlıyor. Buna da tansiyon hapı yazıyorlar. Yahu la 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 la, adamda kalp akciğerindeki sorun var. Kalpte zatüre, kuak gibi bir ağır problem yaşamış adam. Afrika sardunyası setiyle akciğerini tedavi edeceksin ki tansiyonu düzelsin. Akciğer tedavi edilmeden olmaz ki. Şimdi Afrika sardunyası dünyada üşütme, grip, nezle, sinüzit, faranjit, bronşit için en etkili bitki. Ben demiyorum. İngiliz Charles Henry Stevens Güney Afrika'da görev yatarken burada altın, elmas madenlerini korumak için İngiliz hükümet tarafından görevlenmiş bir asker. Orada otel motel olmadığı için 200 yıl önce zatüre, veba, kara humma falan filan bir yakalandı mı şak. Yallah gidiyor öbür aleme. Bu da zatüre yakalanmış orada görev sırasında. Zulu kabilesi almış bunu, iyileştirmiş. Adam kendine gelmiş demiş ki ya ben ölecektim, nasıl iyileştim? Sana şu otun köküyle tedavi ettim. Aa iyiymiş. Altına elmasa gerek yok. Hemen emekli olmuş, gitmiş. Londra'da otur kökünün verem hastalarını tedavi etmiş. Bronşit, astım, koah vesaire vesaire. Binlerce hastayı tedavi edince tabipler birliği bu şarlatan demişler, şikayet etmişler. Adam ruhsat almayı unutmuş, cezayı yemiş. Bunun üzerine İsviçre'den Doktor Allen gitmiş, önce izin almış, sonra evde. Bu da 800 verem hastasını Genf, Cenevre'de tedavi etmiş. Çok meşhur olmuşlar falan filan. Biz geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük, daha etkili hale getirdik. Afrika sardunyası, sadece Afrika sardunyası ekstratı içermez. Afrika sardunyası ekstratında kortizol, ekinezen, kekik, 10 çeşit bitki ekstratı var. Dünyada en kaliteli ürünü ben üretim. Niye? Benim özelliğim ne? Ben bu ürünü üretirken bunun maliyeti kaça mal olur, kaça satarsam kaç kuruş kar ederim diye o bölüme bakmam. Nasıl etkili olur ona bakarım. Bunun birleşiminde Afrika sardunyası ekstraktı 250 mg. Anason ekstraktı, andınız otu kökü ekstraktı, lavanta ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı. Nar kabuğu ekstraktında punitik asit var kansere karşı. Elejenik asit var kansere karşı. Nar kabuğu acayip bir şey yani. Akgünlük ekstraktı, adaçayı ekstraktı, sinirlot ekstraktı, kekik ekstraktı, rezen ekstraktı içerir. Batmete bak. Umkalo abo. Bunun şurubu da var bizde çocuklar için. Umkalo abo demek Zulu dilinde, Afrika dilinde her türlü derde deva demek. Gökçekten kaliteli dünyada hiçbir firma ürün üretemez. Üretemez. İddialıyım. Akciğerdeki pulmonal arter, akciğeri besleyen damarlarda sorun varsa, adamda bronşit, astım, koah, zatüre falan filan varsa bu da tansiyonu tetikler. Çünkü kan akışına engel, temizlenmez kan falan filan. O zaman sen adamla akciğerinde sorun var mı yok mu bilmeden tansiyon hapı yazman yanlış. Evet. Kişniş. Kişniş üretmeye hiç niyetim yoktu. Çünkü ürün vardı elimizde yeterince. Bir gün bir tanesi bana WhatsApp'tan bir video atmış. Bir tane hacı abi. Koltuğunun altında bir tane çanta. Çantanın içerisinde kişniş. Adını bile bilmiyor. Kişmiş diyor. Abi diyor sokaklarda dolaşıyor. Bu diyor migrene, baş ağrısına, bağırsaklara iyi gelir, ona iyi gelir, buna iyi gelir falan filan. Çekimi yapan da gülüyor. Alay ediyor. Ha.
Sorur oradaki ilçedeki diğer vatandaşlara. Bu vatandaşın söylediği doğru mu diyor. Doğru diyor herkes. Bu adamın söylediği doğru. Kişinin her şeyi iyi gelir diyorlar. Allah Allah. Adamı doğruluyorlar bir de. Bir de araştırayım dedim ya ne olur. Kişniş çok enteresan bir bitki. Enteresan yapan nedir? Raperfüzyon. Yani kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle oluşan hasarı önlüyor. Karaciğerde hasar oluşmuşsa tamir ediyor. Böbrekte hasar oluşmuşsa tamir ediyor. Beyinde iskemik yani kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle beslenemeyen hücrede ölmüşse tamir ediyor. Kalbin bu alt kısımda uç kısma doğru arterlerde sorun olursa koroner beslenemezse orada yavaş yavaş bozulma başlar tamir ediyor. Bu reperfüzyon özelliği çok enteresan bir şey kişnişin. Hemen araştırmalarımı derinleştirdim. Aynı zamanda vücuttaki civayı absorbe ediyor. Civayı bağlıyor, dışarı atıyor. Şalet. Bağlıyor, atıyor. Zehiri. Birçok insanda dolgu dişler var. Amalgam, eskosun. Amalgamın %49'u civa, geri kalanı katmıyor, kurşun, nikel alamıyor. Amalgam çok tehlikeli. Amalgamdaki yavaş yavaş çözüldükçe zehir beyne gidiyor, adamın beyni bozuluyor, dünyası şaşıyor, sebebini bilmiyor. Amalgam çok tehlikeli. Almanya'da 10.500 kişi üzerine araştırma yapılmış, amalgam olan. Hepsini yavaş yavaş zehirlediği tespit edilmiştir. Bu nedenle amalgam Almanya'da yasak. Yapmış olduğum araştırmalarda New York iki bilim adamı Profesör Doktor Matt O'Mara, Profesör Doktor Klingart civayı kişnişin absorbe ettiği, zararsız hale getirdiği belirlemiştir. Reperfüzyon ve iskemiye karşı etkili olduğu. İran'da yapılan bir çalışmada ise kişnişin vücudu serbest radikallerden yok ettiği, migreni baş ağrısını iyileştirdiği, migreni baş ağrısı. Karaciğer değerlerini, ALT, AST değerlerini, alkalin fosfatı, aspartat, aminotransferaz falan filan bunları zararsız hale getirdiği ve serbest radikalleri yok ettiği çok detaylı bilgi klinik artması var. İsteyenler Latincesi Coriandrum sativum bakabilirler Google'dan. Tansiyonun ne ilgisi var kişnişin? Adamın bağırsağında hazımsızlık varsa mideyi, karaciğeri, pankreası, dalağı, mide, karaciğer, pankreası, dalağı ve en önemlisi de bağırsakları, ince bağırsak, 12 parmak kalın bağırsak besleyen bir yapı var. İç yağ dedikleri, aslında iç yağ hayvanlarda gördünüz de kurban kesilirken iç yağ, insanda da var iç yağ. Bağırsakları, mideyi, karaciğeri, pankreası ve dalağı yöneten yağ tabakasına mezenter denir. Yeni bir organ aslında bu. Profesör Doktor Calvin Clough, bu yeni bir organ bağırsağın bir parçası değil dedi. Hem mideyi, hem pankreası, hem karaciğeri, hem dalağı, hem bütün bağırsakları yönetiyor. Otomatik merkezi beyin, ikinci beyin. Bunun içerisinde atar damar var, toplar damar var, insan vücudunun ne kadar vitamin, mineral, enzim, hepsi buradan sorumlu. Beyne sadece bilgi veriyor. Şu kadar, şu lazım, bunu aldım, böyle lazım. İkinci beyin. Laf olsun diye değil. Bu ikinci beyin olduğu 100 yıl önce tespit edilmiş fakat üzerine çalışma, buluş yapılmamış. Unutulmuş bir konu. İşte mezenter long covid'den dolayı veya başka bir sebepten dolayı mezenterdeki damarlarda tıkanıklık olursa karaciğer, mide, pankreas, bağırsaklar, dalak. Bütün bu organlar çöker. Sindirim sistemi çöker. Mezenterde sorun olursa mide, karaciğer, pankreas, dalak, bağırsaklar çöker. Bu 5 organ mezenterin kontrolünde. İkinci beyin. İşte kişide çölyak, irritable bağırsak sendromu, kolit, ulceratif kolit, morbus Crohn, gastrit, ülser, efendim, karaciğer yağlanması, diyabet hastalığı. Bütün bunların hepsi mezenterle ilgili. Vitamin mineral akışı, beslemesi, oradaki toksik maddenin pisliğini temizleme, her şey sorumlu. Mezenterde sorun varsa karaciğerde, pankreaste, dalakta, midede, bağırsakta sorun var. Mezenter tedavi edilmeden bu sorunlar tedavi edilemez. İşte burada devreye ne giriyor? Kişniş. Reperfüzyon. Özellikle Covid'den sonra Covid sadece beyne pıhtı atmıyor, kalbe pıhtı atmıyor. Mezentere pıhtı atmıyor. Mezenteri tedavi etmeden sistemi çalıştıramazsın. Tansiyonu tetikler bu. Oradaki damar tıkanıklığı tansiyonu tetikler. Yani mezenter tedavi edilmeden doktora gidersin tansiyon hapı verir. Yahu kalple damarla ilgili sorunu yok vatandaşın ki. Mezenterle ilgili sorun var. O zaman kişniş. Böbrek. Kişinin böbreklerinde kreatin sorunu varsa, böbrek yetmezi sorunu varsa, kreatin yüksekse, üreyi yüksekse, böbrekleri tedavi etmeden süzemiyorsa böbrekler, tansiyon yükselir. Damarlardaki kirli kan oranı arttıkça, sıvı arttıkça atamıyorsa idrarını tansiyonu tetikler. Böbreklerin tedavi edilmeden tansiyon düzelmez. Böbrek üstü bezesinde kis varsa, aldosteron denen bir hormon, birçok hormon salgılar. Bu hormon artarsa vücudun dengesi şaşar, tansiyon ortaya çıkar. Sigara hastalığı varsa o zaman kurmar gerekir. Karaciğer yağlanması varsa enginar gerekir. Karaciğer tedavi etmeden tansiyon düzelmez. Karaciğer zehirlenmesi varsa zerdeçal gerekir veya deve dikeni. Yani tansiyonun sadece bir tane sebebi yok. Tiroidde sorun varsa fukus gerekir. Diğer organlardaki problemler tansiyonu tetikler. Bunları araştırmadan hemen tansiyon
hapı yazacağız gönder. Allah'tan ki kullanmadım ben. Ben de 15 çeşit tansiyon hapı her gittim doktoru aldım koydum. Denedim birer defa kullanmadım. Sebebini araştırdım buldum. Problemi çözdüm. Mesela her insanda farklıdır. Şimdi COVID'e yakalanan Osman Bey bütün doktorları gezmiş 300 bin lira para harcamış. Ama Zeytin LKV'de ya çözdük. 2 günde. Başka bir arkadaşı onun da mezenterinde sorun oluşmuş. Kişnişle çözdük. Herkes de farklı. Tansiyon farklı sebeplerden olabilir. Ha başka birinde kabızlık sorunu var. Sabah akşam lahman yapıyor. Yoksa boşaltamıyor. Geçen hafta Üsküdar'daydım. Beni gördü bir vatandaş. Ooo hocam ben de sana gelecektim. İyi ki geldin gördüm seni falan filan. Buyurun dedim. Bağırsaklarımda kandida mantarı var dedi. Zaten göbek ileride gidiyor böyle. Yarın mesela ileride gidiyor göbek dedim ki bak zaten göbek ileride gidiyor. Davul gibi şişmiş. Almanlar gibi. Almanlar bire içer. Bir yabağı derler. Alman karınları küp gibi olur bira içmekten. Bir gün bir Alman dedi ki seninle sohbet etmem lazım. Olur buyurdum. Yok dedi gidelim bir birahaneye de ben birahane alkol kullanmam dedi. Olsun sen dedi meyve su iç. Beni dinle biraz dedi. İyi hadi gidelim gittik. Adam anlatıyor bira içiyor. Anlatıyor içiyor. Doldur diyor durmadan. Doldur işaret yapıyor. Ben bir meyve suyu içtim. İç diyor. Yahu meyve suyu ne kadar içtin? Bir bardak içersin iki bardak içersin. Yavaş dinliyorum. Anlatıyor. Ben iki bardak meyve suyu içene kadar adam 33 bardak bira içti. İkide bir lavaboya gidiyor geliyor. Ben gidiyorum dedim ya. Ben böyle yerlere uğraşamam. Ya daha yeni başladım. Sen devam et dedim ya. Devam et. Hadi yürü. Aynı Almanlar gibi böyle karnı Üsküdar'daki vatandaşın önde gidiyor. Dedim ki sende mantar var. Doğru ben de onun için gelecektim dedi. Hanım dedi ki ben de bineme kelepçe taktırmak istiyorum. Zayıflamak istiyorum. Kelepçeli olacak iş mi ya bu? Kelepçe gibi bir şey yeni çıkmış. Atıyormuş bağırsağın mideyi böyle büzüyormuş. Tövbe. Başına iş açarsan dedim. Bir oğlu bir kızı daha varmış. Çocuklar iki çocuğu. Oğlu tuvalete gittiği zaman 10 günde bir çıkıyormuş tuvalete. 10 günde bir. Affedersiniz böyle tuvaleti de dolduruyormuş. Dedim ki o çocuk o kadar süre kabız kalıyorsa onda ne beyin kalır ne kalp kalır. Yani affedersin ama mal gibi olur. Algıları düşer. Beyin zehirleniyor. O sürekli kabız olursa zehir kana karışıyor. Beyni bozuyor. He dedi eskiden çok iyiydi şimdi çok biraz kötü oldu. Bu gibi durumlarda kabızın sorunlarına sinemeki kullanılır. Sinemeki ile ilgili çok yeni bir çalışma. Bunun yeni bir özelliği tespit edildi. Sinemekinin bağırsaktaki tenyaları yok ettiği, solucanları yok ettiği Profesör Doktor Rakazak Bungkok Shanti Sangkun Taylandlı bunlar. Tayland Üniversitesi Tıp Fakültesi, Wai Lak Üniversitesi, Nakhon Shingtong falan filan her neyse. İran'la beraber yapmışlar parazitlere karşı. Mikroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Shahid Zadungi Üniversitesi'nden Yazid'de parazitlere karşı etkili olduğunu söylüyor. Ortak bir çalışma yapmış. 40-50 kişi bu ortak çalışma yapmışlar. Sinemekin'in bağırsaklardaki solucanlara, kurtlara karşı, tenyaya karşı etkili olduğu kabızlığı önlediği çok büyük bir çalışma yapılmıştır. Başka bir klinik araştırması da tenyaya, kurta, bağırsak solucanlarına, bağırsaktaki şeritleri düşürdüğünü belgelemişlerdir. Evet, şimdi ne anladık? Peygamber Efendimiz'in 1400 yıl önce neden sinemeki kullanın dediğini anladık mı? Bazı kendini akıllı zannedenler sinemeki zararlı deyip duruyor. Önce gel sor İbrahim abine değil mi? Klinik araştırmaları var. Sinemeki zararlı. Neye zararlı? Kabızlık gideriyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Tinyayı, kurdu, solucanı yok ediyor. Parazitleri temizliyor. Başka bir üniversitede Profesör Doktor Sabina İştiyak Ahmet, başka bir Profesör Ahmet Hasini Hayat, Muhammed Tahir, Oksar Mansur, Muhammed İsmail falan filan bir çalışma yapmışlar. Hangi üniversitede? Pakistan Üniversitesi, İslamabad. İslamabad Üniversitesi yine Arizona Üniversitesi ile Amerika ile beraber çalışma yapmışlar. Arizona ortak bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmanın sonucunda antioksidan, antikanserojen kanseri önlediğini, serbest radikalleri yok ettiğini, antimikrobik olduğunu sinemekin çok detaylı çalışma. Coenzim özellikle 40 yaşlarından sonra insanlarda mitokondrinin yavaş çalışıyor, enerji tüketimi azalıyor vesaire. Coenzim enerji üretimini artırıyor. Mitokondrileri çalıştırıyor. Kalp yetmezliğine faydalı olduğu belgelenmiştir. Hastalar üzerinde denenmiştir. 641 hasta üzerinde. Kalp yetmezliğine karşı etkili. Doğurganlık üreme yani erkek ve kadınlardaki cinsel fonksiyonları artırdığı, sperm sayısını artırdığı, fertilite isteksizliği önlediği, cinsel fonksiyonları artırdığı belgelenmiştir. Coenzim, genç cildi gençleştirdiği, güzelleştirdiği, güzellik bakımından bazı bayanlar çok hassas, baş ağrısına, migrene iyi geldiği, klinik araştırması, baş ağrısı ve migrene iyi geldiği, egzersiz, performans, enerji, sporcular için enerji verdiği, efendim, diyabet hastalarına iyi geldiği, diyabet hastalığı üzerinde yapılan çalışmada belgelenmiştir.
vermiştir. Diyabet hastalığını önlediği, kansere karşı bağışık sistemini güçlendirdiği, kansere yakalanma riskini azalttığı, beyin sağlığını, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara önlemede yardımcı olduğu, akciğeri koruduğu vesaire vesaire çok güzel çalışma var. Biz de zaten en iyisini ürettik. Coenzim. Yaşı 40'tan sonra herkesin kullanması gerekir. Çölyaktan dolayı iyileşemeyen vatandaşı, psikolojisi bozulmuş. Psikolojisi için Lichzenk. Artık adam panik atak olmaya başlamış. Ben deli miyim diye. Ve Coenzim. Kullandıktan sonra sistem otomatik çalışmıyor. Her şey yerli içeri hale gelmiştir.